Sevgili konuğum geldi. Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Meral Şaşoğlu. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Siz de iyi görünüyorsunuz. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ederim. Tabii öğlen saati bu yemek kokularıyla evet. Enteresan ama tabii ki insanlara çok güzel yol gösteriliyor. Yol sağlıklı adına. Beslenme adına. Çok güzel. Kolay gelsin efendim. Lezzetler akşama ediyoruz. Hazır inşallah. Sağ olun, eksik olmayın. Allah hayırlı uğur versin. İftar hazırlıkları başlıyor. Tüm İslam alemine ve dünyaya mübarek olsun. Hayırlı tüm gelsin inananlara. İnşallah. Ve barış içerisinde bir dünyaya inşallah insanlar bu vesileyle adım atsınlar. İnşallah. Çok kibarsınız. Çok sağ olun efendim. Saç dökülmesinin sırrı çözüldü diyor. Çok iddialı. Saç dökülmesinin nedenlerini konuşacağız. Neden? Saçlar dökülür ama kirpik de dökülüyor, kaş da küsüyor, onları da soracağım ama sizin şu ifadenizi biraz açmanızı rica ediyorum öncelikle. Saçın sırrı çözüldü diyerek ne demek istiyorsunuz? Şöyle yıllarca benim asistanlığımda, öğrenciliğimde, asistanlığımda, hocalığımda, doçentliğimde, profesörlüğümde, eski profesörlüğümde 2002-2003 yıllarına kadar bütün bilgiler saç köklerinin öldüğü ve dökülen saçların artık yerine gelmeyeceği yönündeydi. Bütün o kalın kalın ana baba kitaplarımız, cildi dermatoloji kitaplarımız, uluslararası tabii ki. Ve oralarda saç kökünün tamamen kellik nedeniyle öldüğü ve bir daha da canlanamayacağı yazıyordu. Dolayısıyla biz bunun üzerinde çalışarak o saç köklerinin ölmediğini, sadece uyku dönemine girdiğini, istirahat döneminde beklediğini ve uygun uygulamalarla canlanarak yeniden sağlıklı saç üretebildikleri hem de kaldıkları noktadan dünyaya duyurduk. Tabii bu sırrı çözmektir. Evet. Ve neden böyle olduğunun da basamaklarını çözerek, yani neden saç duruyor, neden saç kökü üretimini durduruyor, sebepleri nelerdir, bunları çözdük ve tabii ki o halde deyip tersinden biz bunu nasıl durdurabiliriz gösterdik. Şurada gösterecek olursak eğer, çok da güzel tablolar oluşturduk. Bunlar tamamen bize özel bilgiler. Bizim yaptığımız çalışmalar. Saç köküne gelen hormonlarımız, kadın olsun erkek olsun, saç kökü hücrelerinde daha güçlü hormonlara dönüştürülüyor. Ama bu dönüştürülme sebebi şuradaki enzimler, şu basamak. Yani genetik yatkınlığı şiddetli olan bireylerde daha şiddetli dönüşler, hafif olan bireylerde daha hafif dönüşler olduğu için de çok değişik tipte saç dökülmeleri görüyoruz insanlarda. Ya ağır kellikten sıfır, ensesinde birkaç tane saç kalana kadarkinden tepede hafif seyrelmelere kadar değişebilen boyutta saç dökülmelerini oluşturan işte şuradaki genetik yatkınlığa bağlı olan enzimatik yapılar. Ve ardından tabii bunlar basamak basamak saç kökü hücrelerini etkederek saç köküne çalışma, sen artık saç üretemezsin noktasına getiriyorlar. Ve böylece saç kökü hormonların etkisiyle ırsi olarak hanımlarda da beylerde de hormonların etkisiyle ama mutlaka testosteron hormonu buradaki başrolü oynayan geliyor. Saç köklerini çalışmaz hale getiriyor. Aynı zamanda damarların küçülmesine ve güdükleşmesine yol açıyor. Kök damardan da ayrıldığı için daha da beslenemez oluyor ve kök faaliyetini durduruyor. Durduruyor, emekliye ayırıyor. İşte biz onlara şöylece kökten ayrılıyor ve beslenemeyen saç kökü dökülüyor. Şimdi burada hemen bir parantez açarak bir saç kökü kökten ayrıldıktan sonra kaç dakikada dökülür veya ne kadar zaman? Tam 3 ay. Öyle mi? Evet. Yani şu süreç, o kadar şu kökten ayrılarak bizim önümüze düşmesi için, doğal yolla düşmesi için gereken süre tam 3 ay. Bunu insanların mutlaka ezberlemesi lazım. Çünkü insanlar bugün saçına bir muamele yapıyor. Eyvah, yarın bir saçı dökülüyor. Eyvah, bundan dolayı döküldü diyor. Ya da hiçbir faydasını göremedim diyor. Ya da hiçbir faydasını görmedim diyor. İşte bu yanlış. Biz bunları yerine tutturamayız. Bunlar ağacın başındaki sararmış ve kurumuş yapraklar. Biz bunları yerine tekrar tutturamayız. Nasıl ki ağaçların tepesindeki sararmış yaprağı tekrar yeşillendiremezsek. Ama ve lakin bunların yerine yeni, çok daha sağlıklı saç köklerini çalıştırıp yeni saç gelişimini başlatabiliriz. Nasıl? Onun da formülünü böyle çözdük.
Yani sizin sorduğunuz sırrı nasıl çözdüğünüzden gelecek olursak. Enzimleri faal hale mi getirdiniz? Enzimlerin faaliyetini durdurduk. Yani şurada faaliyet, genetik yapıdan dolayı enzimler faal olup hücreye zarar veriyordu ya. Hormonun evet. zarar vermesine yol açıyordu. Biz enzimlere durun dedik. Hormonların hücre içine girişini durdurduk. Hormonlar hücre içine giremeyince basamak basamak hücreler serbest kaldığı için hücre çoğalmasına başlattılar. Damarları olgunlaştırmaya başladılar. Yani kendi mecrasında hareketlerini yeniden kazandırdık. Nasıl? Burada gördüğümüz gibi. Biz saç kökünü bir zırh gibi korur isek, saç kökü dışarıdan gelen hormonal baskıdan kurtulunca hücre kendi mecrasında olması gereken gelişmelerini yeniden hatırlıyor. Tabii biz bunları kolaylaştırıcı, destekleyici ağızdan gıda takviyeleriyle ve dışarıdan sürdüğümüz serum ve koruyucu şampuanlarla bunu başlatabiliyoruz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Mesela diyelim ki alnı tamamen açılmış, yıllardır açık olan bir beyefendi. Sonradan yapılan sizin o vitamin ve uyguladığınız yöntemlerle... Serum ve şampuan yöntemiyle. Tekrar evet. o saçlar çıkmaya başlıyor sırasıyla mu? Çıkıyor. Şöyle sırasıyla çıkıyor. Şimdi biz bir kere saç kökü hücrelerini böyle bir şekilde zırh gibi yaptığımız serum ve formülle... Bu bir TÜBİTAK çıktısı. TÜBİTAK çıktısı... TÜBİTAK'ın desteğiyle yaptığımız, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle oluşturulmuş bir formülasyon. Bu formül saç kökünü korudu. Korunan hücre, kökler ne yapıyor? Kendi mecrasına yeniden çalışmaya başlıyor. Ama şurada göstereceğimiz gibi her bir hücrenin, her bir saç kökünün dökülme süresi farklı olacağı için, yani beyefendinin saçı ortadan yana doğru açıldı. İlk hangisi döküldü bu durumda? Ortadaki. Ortadan yana doğru açıldı çünkü. O halde yandakiler en son döküldüğü için ve kökler daha taze bu noktada olduğu için o köklerden yapım hemen başlar. Ama kökler ortadakilerde şu noktada olduğu için cansız ve yüzeyselleştiği için önce bu kök derine doğru büyüyecek, kökle buluşacak. Olgunlaşacak, adeta bir tohumu toprağa attığımızda o tohumun toprakta açılıp çatlayıp aşağı doğru kök verdikten sonra filizini vermesi gibi. Aşırı saç dökülmesi sadece erkeklerde olmuyor ama babasının özellikle saçları dökükkense erkek çocuklarda da genetik olarak oluyor. Ama saçlarınız dökülüyorsa kel olacağız diye korkmayın. Yani kelliğe son gibi bir durum. Aynen. Bir altyazı geçebiliriz bu noktada. Çok önemli. Dökülme sadece erkeklerde değil, hanımlarda da özellikle şu kısımlarda seyrelmeler oluyor. Mevsim geçişlerinde çok fazla saçımız dökülüyor. Stres, cilt ve saç sorunu dediğimiz zaman strese bağlı, sıkıntıya bağlı saç dökülmelerimiz de olabiliyor. O noktada da müdahale ediliyor. Tabii ki şimdi burada şunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Hanımefendilerin şuradan şöyle geriye doğru çekilmeleri ve tepelerde açılmaları, tepe yuvarlağının açılması o kadar ciddi problemlere yol açabiliyor ki. Yani sadece erkeklerde değil, hanımefendilerde ben sıfır keller gördüm. Tabii. Sıfır tek tüyü olmayan. Bunlar kadınlarda için bile, mı? Evet, kadınlarda. Ve onlar için bile bu çok müthiş bir umut. Tabii ki menopozla beraber testosteron hormonu hanımefendilerde hakimiyet kazandığı için ve östrojen olmadığı için onlarda bu baskı daha çok yoğun. Ve hücrelerin gelişmesi ve yapılanması daha zor oluyor. İki nedenle. Bir, zaten yaşla beraber hücre gelişmesi yavaşlıyor. İki, testosteron hormonu hakim duruma geçtiği için işte bu genetik mekanizma başlıyor çalışmaya menopozla. Sizin söylediğiniz biraz evvelki sorumuzun cevabı açılan, alnına kadar açılan, şuralara kadar açılan beyefendilerde ve hanımefendilerde ilk dökülen saç en son gelecek, onu beklesinler. Yani son dökülen, şurada ifade ettiğimiz son bu döküldüyse olgunlaşmış hazır köktür. Bu hemen yenisini yapar. Ama çok eski, 20 sene, 30 sene önce dökülen kök önce olgunlaşacak, sonra üretim yapacak. Dolayısıyla bunlar için sabırla uygulamak gerekecek. O zaman sabır deyince, zaman kavramı deyince mesela 40 küsur yaşlarında bir beyefendi düşünelim. 20'li saçlarını gördüğü zaman onun gibi bir kafasında saçları olsun istiyor. Ve sizin tekniğinizle, çalışmalarınızla, başarınızla tedaviye başladı. Tedavi demeyelim ki ilk haline döner. Bunlar tabii ki kozmetik etkili şeyler. Tabii ki dönüyor. Şöyle, yani biz sadece saç derisini, hücrelerini, saç derisi hücrelerini onarıyoruz.
burada biz tam bir tıbbi tedavi dememek lazım. Çünkü kimyasal ve ilaç çok içinde bunun. Tamamen doğal, bitkisel, bilinen eskiden beri gelen şeylerin modern tıpla harmanlanmasıyla oluşturulmuş yan formülasyonlar. Yan etkileri de yok. Yan etkisi yok. En önemli faktör de özellikle zaten bizim başarımızın sırrı burada. Saçın sırrını derken saçın nasıl döküldüğünü kurgulayıp nasıl önlerizi tam bir yani her noktaya etki edecek etken maddeleri hepsi de doğal olarak seçebildiğimiz için başarımız güzel. Yani sıfır yan etkiyle. Ama kişiden kişiye de tabii ki belirtileri değişebilir. Şöyle, kimisi 3 ayda, kimisi 1 senede gibi kesinlikle mi? Kesinlikle böyle. Çünkü nasıl ki bireylerin saç dökülme paterni dediğimiz şekli sizde başka türlüdür, bende başka türlüdür, Ali Bey de başka türlüdür, oğlu Hazım Bey de diyelim ki attık bir isim başka türlüdür. Şimdi bunların her birinin genetik yapısı, genetik kodlaması çerçevesinde şekli de değişik olacak, ilerlemesi ağırlığı da farklı olacak. Dolayısıyla tedaviye cevabı da farklı olacak. Şimdi yan etkisi yok dediniz, tamamen bitkisel dediniz. O zaman aklıma hemen kemoterapi gören, saçları dökülmüş olan insanlar geliyor. Yaptırabilirler mi? Şöyle, kemoterapi yaptıran insanlar bize başvuruyorlar. Tabii ki bitkisel olduğu için aslında bitkisel tedavilerin kemoterapiyle birlikte kullanılması onkologlar tarafından tasvip gördüğü halde ben kendi haddimi bilen bir insanım. Ben kemoterapiyle bunun etkileşmesi konusunda ya da kanserli bir hastada, bizim formüllerimizin hepsi antikanserojen ama bir onkoloğun tedavi gören bir hastasına bunu önerip önermemesi onların tasarrufunda. Ben haddimi bilen bir insanım. Ben bana soruyorlar, ben diyorum ki bize göre hiçbir zararı yok ama doktorunuza danışın. Zaten bir taraftan kemoterapi yaptırırken iyileşme süresinde... İyileştikten sonra yaptırmayı düşünürler ama iyileştikten sonra onkolojiyle artık bağı kalmadıysa kemoterapi nedeniyle dökülen saçlar yapılıyor. 5 sene önce diyor. 5 sene önce diyor ben diyor işte uygulanmıştı bana bir şeyler diyor. Şimdi diyor ben bunları kullanmak istiyorum. Ben gene dışarıdan uygulanan serumu, şampuanı öneriyorum. Saç kremimiz çok hacim verir. O azı çok gösterir. Çok güzel, hacim verici bir saç kremi ama gene de tablet için tamamen gıda, üzüm çekirdeği var içinde. Bütün şu anda biz bunu formüleze ederken dünyada çok bilinmiyordu. Millet ekstrak. Biliyorsunuz artık milletten makarnalar, milletten işte noodles'lar yapılıyor. Millet ekmekleri satılıyor Amerika'da. Nedir millet? Millet glutensiz diyeti kullananların kullandığı bir bitki unu. Şimdi biz onun ekstraktını yıllar önce uyguladık. Yani şunu demek istiyorum. Bizim formülümüzün içinde aslında üzüm çekirdeği özütü, Panax Ginseng, millet ekstrak, L-arginin, L-karnitin gibi esansiyel amino asitler var. Dolayısıyla saç için gerekli bunlar. Saç için gerekli olan şeyler dışında bir şey yok. Hiçbir zararı yok ama gene de biz bunu, bu bizim ilgi alanımızın dışında olduğu için doğrudan onkologlara sevk ediyoruz. Hamile, emziren kadınlar. Hamilelerin. O dönemde de saçlar biraz hamilelerin, dökülüyor. Hamilelerin yok dökülmez. Bu yanlış bilgi. Çok öyle iyi mi? Oldu. O yastıktakiler ne? Hamilelerin saçı dökülmez. Çünkü hamilelikte hormonların etkisiyle ve growth faktörlerin etkisiyle alabildiğine saçlar gürlenir. Hayatında olmadığı kadar gürleşir saçlar. Aynen. Sonra ama doğumla birlikte tüm bu mekanizmalar, tüm bu hormonal yapılar birdenbire çöktüğü için, düştüğü için anında hormonların etkisiyle ve growth faktörlerin azalmasıyla saç kökü dökülme dönemine girer. Ama biz bunu ne zaman görürüz? Emzirirken 3 ay sonra. Buradan da görüyoruz ki kökten ayrılan bir saç teli 3 ay sonra saçını terk eder, derisini terk eder. 3 ay sonra emziren anne panikler. Ay saçlarım gidiyor ne yapayım? 3. ay, 4. ay, 5. ay oldu muydu çok paniği artar ben ne yapacağım diye. Merak etmesinler onlar sakin bir şekilde zararsız, güzel saç dökülmesine karşı şampuanı kullansınlar, kremi kullansınlar sonra... Gebelikleri bitti, laktasyon dönemi yani emzirme dönemi bittikten sonra tabletle serumu eklerlerse şahane saçlarına tekrar kavuşurlar. Hiç endişelenmesinler. Güzel. Saçımızı tarıyoruz. Tarakta da böyle saçlar oluyor. O tarağı da temizliyoruz. Şimdi o dökülen saç mı, kırılan saç da olabilir mi? Kırılan saç olabilir ama şöyle
saç telimiz cansız. Evet. Dipten doğru sağlıklı beslenen bir saç kırılmaz tabii ki. Eğer ki çok kötü muameleye maruz kalmazsanız, yani her gün ısıya maruz bırakmazsanız, her gün kimyasallarla muamele etmezseniz ya da çok sık kimyasal boyalarla boyamazsanız o saç teli niye dökülsün? Sağlığınız yerindeyse saç da bakın uzayabiliyor. Ama sonsuz değil. Sizin söylediğiniz gibi bir saç telinin ömrü 2 ile maksimum 4 yıl. Şimdi bu tel dökülecek, kaçınılmaz. Evet. Ama önemli olan yerine yenilerini getirebilmek. O kısa saçlar çıkıyor ya böyle gelecek, hafif spreyle yapıştırdığımız. Gelecek. Onları görünce mutlu oluyorum. Dökülenlerin yerine geliyor diye. Gelmiyorsa panik edin. Şunu sormak istiyorum. Mesela bizim saçlarımızı diyorlar ki gün aşırı yıkamayın. Yani her gün yıkamayın, bir gün geçsin gün aşırı yıkayın deniliyor. Çünkü ünlü isimler de bunu paylaşıyorlar. Ben saçımı her gün yıkamam çünkü kendi yağıyla beslensin diye. Yok kuaförler öyle bir şey. Kuaförler de bunu tavsiye ediyor. Yok öyle bir şey. Şöyle. Bizim yüzümüzü nasıl yıkıyorsak, elimizi nasıl yıkıyorsak saç derimiz de kirleniyor. Yani burada her gün yıkamak doğrusu ama iki yıkamaya şampuan üşeniyorsa yapmak... şeyse gün aşırı da kabul edilebilir bir şey. Ama üçüncü gün kirli o deri. Evet. Derimizi temizlememiz lazım. Çünkü bir de dışarıdan alınan, dışarıya en çok açık olan ve tozu tutabilen bir yapı. Yüzümüzdeki toz... Elimizi de ama buraya yapamıyoruz ki birikiyor. Ayrıca saçın kendi yağı da var. Kendi sekresyonları da var. Onlar da yapıştırıyor şeyleri, kirleri, dışarıdan gelen hava kirliliğiyle gelen tozu vesaireyi. Burada doğrusu düzenli ama neyle? Doğru şampuanla, kanserojen olmayan, toksik olmayan ki bunun ölçüsü ne? Paraben içermesin, sodyum lar sülfat gibi kanserojen, toksik ve alerjik tuzlar içermesin. Peki iki şampuan yapmak doğru mu? Tek şampuan saç temizliği için yeterli midir? Son Şimdi sorum. Şöyle zaten ben burada bunu da söylemek istiyorum. Saçınızın derisine şampuan uygulayacaksınız. Saçınızı ıslatın, parmak ucunuzla derisine şampuanı sürün, bekletin. O zaman bir şampuan da yeter. Sonra köpürtün. Burada bir önemli husus daha var. Yağlanma dediniz. Saçın yağlanması deri için... Saç için özellikle iyi bir işaret değildir. Saçınız ne kadar yağlanıyorsa o kadar yoğun bir erkek tipi, ırsi bir dökülme yoldadır. Bunu çok iyi bir kritik bir anons materyali olarak biz duyurduk. Sır dediğimiz budur. Bir sır da budur. Nasıl ki saç kökü uyudu biz uyandırıyorsak. İkincisi yağlanma iyi bir işaret değildir. Yağlanma durduğu an saç çıkar.